Herkese merhabalar. Finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Ekonomik kalkınma ve işbirliği yani OECD'nin tanımına göre finansal okuryazarlık, finansal tüketicilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgilendirilmesini veya finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek finansal refahını artırma sürecidir. Finansal okuryazarlık temelde parayı doğru yönetebilme kabiliyetidir. Hem bireyler hem de firmalar için oldukça önemli olan finansal okuryazarlık yetkinliği, gelir gider dengesinde etkili finansman yöntemlerini uygulamak ve ekonomik değişkenleri doğru yorumlayabilmek anlamına gelir. Finansal okuryazarlık, sadece finansal terimlerin ve finansal enstrümanların anlamını bilmek değildir. Doğru ve etkili bir finansal okuryazar olmak için, finansal terimlerin ve enstrümanların anlamları ile birlikte finansal enstrümanlar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkiyi doğru yorumlayabilmektir. Finansman kullanımı ve finansal okuryazarlık bilgisi arasında güçlü bir ilişki vardır. Finansal okuryazarlık konusunda yetkin olan işletmeler, doğru finansmana erişim konusunda daha etkili kararlar verirler. Finansmana erişim konusunda verilen etkili kararların en büyük nedeni, işletmenin doğru piyasa analizi yaparak kendisine ulaşılabilir yol haritası çizmesidir. Bu yol haritaları sonucunda işletme, kendisine belirlediği büyüme hedeflerine ulaşmak için doğru finansman kaynağını belirleyebilmektedir. Finansal okuryazarlığı düşük olan firmalar doğru finansman kaynağını belirleme konusunda finansal okuryazarlık bilgisi güçlü olan firmalar karşısında yetersiz kalmaktadırlar. Banka kredileri konusu finansal okuryazarlık bilgisi içinde oldukça geniş ve kritik bir yer kaplamaktadır. Firmanın kendisi için belirlediği büyüme hedefleri doğrultusunda doğru kredi kullanımı oldukça önemlidir. Finansal okuryazarlık bilgisi, yüksek firmalar doğru kredi kullanımı konusunda daha etkili kararlar alırlar. Örneğin, ihracat yapmak isteyen bir firma, firma içi analizlerini finansal açıdan tamamladıktan sonra çok çeşitli kredi seçenekleri arasından kendisi için en etkili seçimi yapabilir. Bankaların ve diğer finansman sağlayan kuruluşların firmaları finansal açıdan nasıl analiz ettiklerini firma yönetiminin bilmesi kritiktir. Firma yöneticileri borçluluk sermaye ilişkisini iyi değerlendirmeli ve farklı finansman alternatiflerine hakim olmalıdırlar ve firmalarına en uygun finansman seçeneğini belirlemelidirler. Firmaların finansman sağlayan kuruluşları belirleme ve bu kuruluşlarla sağlayabileceği iş bilgisini değerlendirme ve bir yol haritası belirleme finansman yönetim başarısı için oldukça kritiktir. Makro ve mikro finansal stratejiler belirlenirken bu stratejilerin birbiriyle çelişmemesine de dikkat etmelidirler. Türkiye'de KOBİ'ler için finansmana erişimi kolaylaştırmak adına hazırlanmış olan KOSGEB, Exim Bank, KGF, İGE, TCMB, Reskont kredileri ve bankaların KOBİ'ler için sundukları özel finansman kaynaklarını inceleyebilirler. Finansal okuryazarlık hem bireye hem de firmalara geniş çaplı avantajlar sağlamaktadır. Finansal okuryazarlık konusunda kendini geliştirmiş firmalar gelir gider dengesini başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetirken ekonomik piyasaları doğru yorumlayacaklardır ve bu doğru yorumlamayla birlikte sermaye ve yabancı kaynak yönetimini dengeli bir şekilde yapabilirler. Finansal okuryazarlık konusunda yetkin firmalar genelde firma için finansal analizler doğrultusunda uygun hedefler seçip emin adımlarla ilerlerler. Doğru finansman seçimleri kritiktir.
Ayrıca finans ve ekonomi alanındaki uzman görüşlerini de değerlendirip kendi finansal yönetimleri doğrultusunda uygun çıkarımlar yapabilirler. Finans, ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Finansal okuryazarlığın işletmelerde yaygınlaşması ile beraber işletme ve okuryazarlık üçgeni verimlilik konusunda pozitif bir ivme kazanmaktadır. Finansal okuryazarlık ile işletmeler kendilerine daha etkili hedefler belirlemektedirler. İşletmeler bunu yaparken yüksek maliyet problemini ortadan kaldırmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyonist ortamda finansal liderlik oldukça kritik bir yetkinliktir. İş dünyasındaki profesyoneller yönetsel yetkinliklerinin yanına finansal yetkinliklerini mutlaka ilave etmelidirler. İşletmelerdeki finansal liderlik yetkinliği sadece finans departmanı için gerekli değildir. Diğer departmanların yöneticileri de finansal konularda kendilerini geliştirmelidirler. Bütçe yönetimi ve kredi tipleri gibi finansal konular oldukça önemlidir. Üst ve orta düzey yönetim kadroları finansal konularda kendilerini geliştirdiklerinde şirketlerine son derece verimli kararlar sağlayacaklardır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çok teşekkürler, sevgiler.